العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد Buyurunuz kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek Rabbim cümlemize yaşamak ve cana kapılmak nasip ve müessere eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Evelem yesiru fil ardı ve yanduru keyfe kâne âkıbetul lezîne min kablihim. Değerli müminler, Rum Sure-i Celilesi'nin 9. ve devamındaki ayet-i kerimeleri inşallah anlamaya, aktarmaya gayret edeceğim. Rabbimiz doğru okumayı, doğru anlamayı ve dosdoğru şekilde de icra edip amel-i salih olarak yaşamayı cümlemize muvaffak eylesin. Burada bir soru soruyor Cenab-ı Hak. Kur'an-ı Kerim'in bu muhatap olduğu ilk kısım Mekke müşrikleri oluyor. Çünkü sure Mekke'de nazil olmuştur. Ama kıyamete kadar baki olduğu için hükmü muhatapları zaman olarak değişse de zihniyet olarak değişmiyor. O zihniyetteki insanlara daima bu sual tevcih ediliyor. Burada şöyle bir husus da var. Bazı ayetler diyeceksiniz ki kafirlerden bahsediliyor. Veya Firavun'dan bahsediliyor. Firavun'dan bahseden ayet-i kerimelerden bile müminlerin alması gereken bir ibret, bir işaret vardır. Değil mi ki Firavun da bir insandır, bir nefistir, bir görevi vardır. Öyleyse müminin şeytandan alacağı bir ders vardır. Firavun'dan alacağı bir ders vardır. Ebu Cehil ve Ebu Leheb'den alacağı bir ders vardır. Dinlerinin aslı doğru olduğu halde onları bozmuş olan ehli kitaptan da alacağı bir dersler vardır. Hatta bununla birlikte diğer canlılardan bile insanın alması gereken bir ders vardır. Adem Aleyhisselam'ın çocuğu kargayı gördüğü zaman bir karga kadar olamadım diyor. Yeri eşeleyen bir karga görünüyor. Veya bununla beraber Süleyman Aleyhisselam bir bakıyorsunuz bir karıncayı görüyor. Diğer karıncalarla konuşmasını işitince tebessüm ediyor ve o anda bir dua ediyor. Kur'an-ı Kerim böyle anlatıyor. O halde Kur'an-ı Kerim bazen kuşlara bizim dikkatimizi çekiyor. Gökyüzünde, semada onları tutan Allah'tır buyuruyor ayet-i kerimelerde. Bazen bal arısına işaret ediyor. Bazen süt ürünlerine vesile olan hayvanlara işaret ediyor. O zaman aslında burada şu var. Yeryüzünde iyi ve kötü ne varsa hepsi bize ders için bakmak gereken bir vazifeyle karşı karşıyayız. Onun için mesela bir taşı düşünün. Kur'an-ı Kerim'de onların kalpleri taştan daha katıdır buyurulur. Ama hemen arkasında Rabbimiz taşı anlatırken içinden su kaynayan, pınar kaynayan ve Allah korkusundan yuvarlanan taşlardan bahseder. Görüyorsunuz. Bu zaman ne oldu? Taş insandan öne çıktı değil, değerli oldu. Aklıma geldi, nerede okudum şimdi bilmiyorum. Çok af buyurun. Tuvaletin temeline taş olmuş. Yani tuvalet temel taşı olan bir taş dile geldi derler. Ya Rabbi beni buraya niye layık gördün? Tuvaletin pisliğinin içinde bir taş. Buraya niye layık oldun? Ona dendi ki,
zalim bir hakimin mahkeme duvarında taş olmaktansa necaset içerisinde taş olmak daha iyidir. Onun için her şeyden almamız gereken bir işaret, bir ibret olduğunu Kur'an-ı Kerim haber veriyor. Şimdi şöyle bir soru ve vazife var. اَوَلَمْ يَس۪يرُوا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Yine onlar yeryüzünde dolaşıp kendilerinden öncekilerinin sonunun nasıl olduğuna bakmadılar. Bakın, soru soruyor. Kendilerinden öncekilerinin durumunun ne olduğuna bakmadılar mı yeryüzünde dolaşıp? İster bu dolaşma arkeolojik olsun, ister tarih mekanlarının üst ziyareti olsun, ister tarih kitapları ve kıssalarının gezintisi olsun, insan kendinden evvelki insanların hayatından ibret almalıdır. Onun için Kur'an-ı Kerim sanki cehennem yaşanmış gibi cehennem konuşmaları bize anlatmaktadır. Halbuki cehennem yaşandı mı yaşanmadı da. Ama orada muhtemel konuşmaların ne olacağını Allah bildiği için konuşulmuş gibi, hani benzetilmez hapishaneye ama hapishane konuşmaları gibi anlatılmaktadır. Bir gün bir tanıdığım birisi, usta, araba tamiri için bir araba ona bırakılmış taksi. O da taksiyi tamir etmiş ama bitmemiş. Akşam tamirhanede bırakırsam bir sıkıntı olur, başına bir şey gelir diye arabayı almış evine götürmüş. Yani binmiş arabaya eve gitmiş. Fakat o gece bir hırsız gelmiş. Hırsız arabanın teybini almış. Sabahleyin kalkmış bakmış ki teyip yok. Arabayı almış gene tamirhaneye getirmiş, tamir etmiş. Tabi arabanın sahibi demiş ki hırsızlıktan sen sorumlusun. Çünkü arabayı korumadın, bir de evine götürdün, senin mahallende çalın. Ama bu arada hırsız yakalanmış. Hırsız yakalanmış, hapse girmiş veya neyse. Fakat bu sorunlu olduğu için mahkeme bunu açmış bir de. Ben diyor, bir gün diyor mahkemeye çağırdılar. Gittim mahkemeye diyor. Biraz da üstü başı tulumlu, elleri yağlı. Hakim sormuş, arabayı niye götürdün eve? Niye korumaya almadın? Niye dikkat etmedin? Bes, işte kapattın mı, açtın mı? Ben de diyor, hırsız yakalandı ya diyor, öyle biraz da diyor, hani suçsuz olduğuma inanıyorum. Hakim bey, benim yağlı işten geliyorum, bu iş için mi beni çağırdın? Hırsız yakalandı, ona sormuyorsun nasıl çaldı, ne yaptığını, beni çağırıyorsun, benim de suçum var dedim diyor. Biraz sert çıkmış. Hakim bey, mübaşiri çağırın demiş, adı mübaşir ama müjde değil tabi o. Hemen içeri almışlar. Evet. Sonra çıkmış. Anlatıyorum şimdi hikayeleri içeriden. Birkaç kere rastladık ben bunu. Bir anlatıyor, iki anlatıyor, üç anlatıyor. Abi sen ne kadar kaldın içeride? Hocam 6 saat kaldım ama oranın 6 saati dedi. Bir ömür sen kaldın mı dedim. Yani bir üst mahkeme müraz etmişler, 6 saat sonra çıkarmışlar. Ama 6 saati aylarca orada yaşamış gibi anlatıyor. Anlaştık. Şimdi kıyamet Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor. Niye? İbret alınsın diye anlatılıyor. Firavun anlatılıyor, ibret alınsın diye. Ebu Cehil ibret alınsın diye. Ensar ve muhacir de teşvikimize sebep olsun diye anlatılıyor. Ama maalesef biz, yani toplum olarak bu ilgiyi kaybedince Orhan Cami'nin duvarında işte deprem dolayısıyla yıkılmış, sonra yapılmış yazısını 50 senedir okuyoruz. Ama hala evler yıkılıyor bize, değil mi? Yıkılacak evler yıkılır. Şimdi buradan baktığımızda diyor ki Rabbimiz, onlar yeryüzünde dolaşıp kendilerinden öncekilerinin sonunun nasıl olduğuna bakmadılar. Öyleyse İbn-i Haldun vari tarih felsefesi, mantığı, tarih sosyolojisi, tarih ve medeniyetleri değerlendiren büyük insanlara ihtiyacımız var. Bizden evvelkilerin hali ne olacak, ne gidecek, ne olmuştur? Bunlara bakılacak. Çok açık vermeden bir misal vereyim. İnsanlara zulmeden bir adam öldü. İnsanlara zulmeden bir adam vefat etti. Peki ne oldu?
cenazesinden sonra okuma oluyor. Ama okumasına o zulmeden adamın zalim arkadaşlarının çoğu gelmiyor. Zaten okumaya katılsaydı öyle zalim olmazlardı. Öyle değil mi? İyi insanlar da o zalim olduğu için okumaya katılmıyor. Garip bir görüntü ortaya çıkıyor. İbret almalı mı almalı? Sağlamında titreten bir insan ölümünde yanındaki yandaşları, ölümle alakası yok kalmıyor. İyiler de canı istemiyor, gitmeye canı yanmış. O halde burada şunu görüyoruz. Cenab-ı Hak buyuruyor ki فَيَنْدُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Sizden evvelkilerin başına gelen iyi ve kötü halleri şöyle bir gözden geçirin. Bir geçmişten ibret alın. Onlara bir bakın. Bu da şunu gösteriyor. Biz insanlar daha evvelki hikayemin masal mı, hakikatin nasıl derseniz onları dinlemek mecburiyetinde. Niye? Kur'an-ı Kerim mesela iyi insanlardan örnekler alır, isim vermez. Ama Mü'min suresinde imanını gizlemiş de Musa Aleyhisselam'ın öldürüleceği ortaya çıkınca artık gizlemenin bir faydası yok. Ben mü'minim diye millete nasihat eden adam anlatıyor. Veya Yasin-i Şerif'te ikinci sayfada şehrin kenarından veya önemli bir adamın konuşması anlatılıyor. Niye bunları anlatılıyor? Sebep mü'minlere örnek olsun diye anlatılıyor. O halde Cenab-ı Hak buyuruyor ki ayette كَانُوا اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوْوَةً Şimdi burada üç konu anlatılıyor. Baştan onu söyleyeyim. İnsanların dünyadaki mutlulukları, güçleri, kuvvetleri üç esasa dayanır diyor tefsirler. Yani bir insanın neye dayanırmış varlığı, hayatı üç esasa dayanır. Birincisi kuvve-i cismaniye, beden kuvveti. Yani felçli bir adamı düşünün şimdi. Eli böyle yatıyor, ayağı yatıyor, yürüyemiyor. Onun bir şeyi def etmeye ve almaya gücü yetmiyor, doğru mu? Onda artık onun ne malı olsa olsun fayda etmiyor. İkincisi, birincisi bu. İkincisi kuvve-i maliye deniliyor. Bir daha cemaatı dışarıda bırakıp gelmiş. Bazen yarısı bitmiş. İkincisi kuvve-i maliye. Ne demek? Mal kuvveti. Yani kazanç kuvveti. İnsanlara bir kuvvet veriyor. Malının olması. Güçlü oluyor. Yüz suyu dökmüyor. Sadaka veriyor. İhtiyaçlarını görüyor vesaire. Üçüncüsü ise, bu üçüncü ise kuvve-i imariyedir. İmar, teknik, gelişmeler, buluşlar, keşifler, güç ve kuvvet. Üçüncüsü bu. Demek ki cismani kuvvet, mali kuvvet, imari kuvvet olmak üzere üç esasa geliyor. Şimdi eğer bu üç tane yani kuvve-i cismaniye, kuvve-i maliye, kuvve-i imariye denilen üç husus imanın hizmetinde değilse bu kuvvetler insanın kendine ve başkasına zulme sebep oluyor. O zaman ne oluyor adam? Şimdi cismi kuvvetli, istediğini dövüyor. Kuvvetli ya. Vuruyor, kırıyor, öfkesine mağlup oluyor. Malı varsa bu malıyla beraber gerek kibir, gerek zulüm, gerek haksız mal toplama oluşuyor. Eğer kuvve-i imariye denilen teknik bir konuda ilerliyorsa Firavun'un Haman'a dediği gibi hani yüksek bir kule yap Musa'nın Rabbini gidip bulayım diyecek kadar şımararak yükseklikleriyle ki bugünkü isim de çok kötü gökdelen diyorlar. Ona başka bir isim bulmaları lazım. Bir şey derdiğim falan yok. Böyle yapılarda insan kendinde üstünlük hissediyor. Mesela mimaride şöyle düşünün. Mekke-i Mükerreme'de Kabe'nin bulunduğu yer Mekke coğrafyasının en tevazulu yeridir. Yani diğer tabirle en aşağıda bulunan yerdir ki sular aktığı zaman Kabe'nin etrafına toplanabiliyor. Halbuki isteseydi Cenab-ı Hak Mekke'deki Kabe'yi daha yüksek bir tepeye koyduramaz mıydı? Buraya koyun demez miydi? Hayır. O halde burada görüyoruz ki demek ki o teknoloji denilen değer, insana verilen nimetler imanı artırmıyorsa zulme sebep olur.
İşte zalimin elindeki hangi teknik gelişme, hangi keşif, hangi icat zalimin elindeyse insanlığın felaketine sebep olmaktadır. Onun için de ki, bakın şimdi ayet-i kerimede buyuruyor ki, buna nereden geldik? كَانُوا اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً Onlar sizden, onlardan daha kuvvetliydiler. Demek ki kuvvetleri zaman zaman bazı bölge, mesela şöyle söyleyelim, işte Osmanlı bir dönemi çok kuvvetliydi deriz. Ya da Türkiye'nin şu dönemi çok kuvvetliydi deriz. Bölgeler bölgelere göre, zamanlar zamanlara göre veya o günkü Mekke toplumuna göre Ad kavmi, Semud kavmi, İrem bahçeleri daha kuvvetliydi. Kur'an-ı Kerim'de ayetler var. Mesela Ahkab kavmi var. Kimi kavimler kuma ev yapmışlar, helak olmuşlar. Kimi kavimler dağları yontarak içlerine ev yapmışlar, gene helak olmuşlar. Evet, yapılan eşyanın kuvvetli olması önemlidir ama eğer içinde yaşayan zalimse Sümele Manastırı çok yukarı yapıldığı halde şimdi ancak ziyaretten ziyarete gerekiyor. Öyle değil mi? Bana o kadar yukarı yaptılar kuvvetli yere. Öyleyse insan اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُمُ الْمَوْءُ وَلَوْ كُنْتُمْ ف۪ي بُرُوْجٍ مُشَيَّدَ Burç denilen, kale denilen, yüksek mekan ve mevkilerde de olsa değil mi ki insana ecel geliyor? Öyleyse insan aciz bir varlıktır. O halde Cenab-ı Hak diyor ki وَاَزَارُ الْاَرْضَ Bu ne demek? Bu da şu. Bunlar, yani daha evvelki kavimler yeryüzünü sürüp işlemişler. İçindeki nebatat bakımından, madenler bakımından, gelişmeler bakımından daha evvelki dönemlerde de bu yeryüzü ne yapmıştır? Çalıştırılmıştır. Yani çok güzel bir işçidir bizim için yeryüzü. Güzel nimetler bize ihsan etmektedir yer sebebiyle. Ancak bu yeryüzünün bu sebep oluşu وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَحْرُجُ نَبَاتُهُ بِاِذْنَ رَبِّ Belde temiz olursa Allah'ın izniyle nebatat çıkar. Burada bakın, belet kullanılıyor. Arz veya turap, harz kullanılmıyor. Halbuki arz yer demek, turap toprak demek, harz ekin demek. Niye? Belet, insanın, havanın ve yapılacak işin uygun düştüğü yere demek. Onun için belediye deniliyor ya, imar edilmiş. Mesela bizim orası belediye oldu, köy dedim, ne yapmaydı? Yolu, suyu, elektriği, temizliği, sosyal hayatı diğerlerinden daha önde olması gerekir. O zaman buradan baktığımız zaman وَهَذَا الْبَلَدِ emin, emin belde denmesi, bak emin toprak denmiyor, emin belde, toprağıyla, havasıyla, insanıyla, hukukuyla emniyet sebebi olan bir yerdir. Ve emniyetini de suistimal etmemesi gerekir. O zaman burada şu var, وَاَزَارُ اَرْ yeryüzünü devşiriyorlar, içindekileriyle ilgilenerek hayatlarını idame ettiriyorlar. Bugün ziraat konusunda da biz geriyiz maalesef. Memleketimizin en çok ziraat alanlarının böyle imara çok açılmış olması, ziraatımızın çok tabii ve verimli olmaması veya gelir veya harcamalardaki eksiklikler sebebiyle biraz ziraata karşı yemeğe düşkünüz de ziraatın zorluğuna ve şevkine çok düşkün bir toplum değil. Çünkü toplum bugün %20-25'i köylerde yaşıyor. Halbuki öyle olmalı ki şehirde yaşayan insanlar köyde ziraat yapabilmeli. Arabalar var artık, köyler var, vasıtalar var. Ve ayet diyor ki yeryüzü diyor. Madem ki bizim dinimiz toprağın işlenmesini emrediyor ve bunu da dünya mezratül ahire hadisiyle dünya ahiretin ekim tarlasıdır diyor. Vallahi biz dünyayı ekmiyoruz ki. Hollanda'nın her yerini toplasan Konya kadar ediyor mu? Etmiyor diyorlar. Ama dünyanın süt ve çiçek merkezi, peynir merkezi. Allah aşkına bir Konya kadar etmeyen her yeri olan bir ülke dünyanın bu konuda fiyat belirleyici yeri. Peki biz dünyayı da ihmal etmişiz, ahireti de ihmal etmişiz. Halbuki Rabbena atina fid dünya hasene. Dünyada da ya Rabbi güzellik ver. Ve fil ahiret hasene cehennem. Ahirette de ver güzellik ve cehennemden koru diyor. O halde Müslümanların tembellik ve vurdum duymazlık adına dünyayı
efendim sevmiyoruz demeleri aslında dünyaya çalışma tembelliğini din kılıfı giydirmektir. Şimdi bakıyorsun, sufilik, dervişlik, Müslümanlık, Kur'an kursu, cami falan öyle dünyaya meyletmeyelim diyoruz. Ama yemek yenecekse en iyisini yemeği, arabaya binecekse en iyisi. Cami iki vakit klima bozuktu, hocam ne oldu, yanıyoruz, bu ne olacak falan böyle. Ya bazen diyorlar ki, Mekke'de diyorlar, buyurun İbrahim, bu saatte mi getirdin? Bu ney bu? Fatura. Okuyayım, okuyayım da bari. Elektrik fatura. 1523 lira 50 kuruş. Çıkarken bir zahmet. Bu akşam ödeyeceğiz hocam. Kapıya seni koyalım, adını al yanına. Ya çıkmazsa üstüne Adnan tamam. Hatta bunu da alacağım o zaman. Bak, soran olur belki tek başına ödeyeceğim der birisi de herkesi kurtarır. Tamam, gördük. Şimdi ulaşma, biz dünya için bir adam dünyayı iyisinden tüketmeyi istiyor ama çalışmıyorsa bu adam topluma yoktur. Dünyayı en iyi nimetleriyle tüketmeyi seviyor. Soframızda 10 çeşit yemek var ama dünyaya meyletmeyin diyor. Öyle bir şey yok. Sabah kalktın mı dünya başlıyor. Yeme, içme, giyinme, yüzümüzü yıkama. Bakın ayet diyor ki, toprağı eşeliyorlardı, deviriyorlardı, deveran ediyorlardı diyor. Vallahi اَاَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ اَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ Ektiğiniz ekini siz mi bitiriyorsunuz, biz mi bitiriyoruz diyor. Biz ekin ekmeyi pek sevmiyoruz. Toplum olarak tembellik hakim. Yani böyle, öyle bir tembellik hakim ki anlatmışımdır. Hoca Efendi Edebiyat dersinde demiş ki tembelliğin ne olduğunu en iyi anlatana işte ödül var. Dosya kağıtlarını dağıtmış, tembellik nedir yazın demiş. Herkes bir şey yazmış. En sonunda demiş ki bir tanesi için ödülü bu kazandı. Hocam o ne yazdı demişler. Dosya kağıdını göstermiş. Hiçbir şey yazmamış. O kadar tembel ki tembelliği bile anlatmamış. şimdi ayetler cumayı kılınca dağılın değil mi? Öyle diyor. Hatta bazı ayetleri وَالَّذِينُمْ لِزَّكَاتِ فَاِلُونَ ayetini üç türlü anlamlandırıyor diyorlar. Bir, zekat verirler. İki, temizlenmek için çalışırlar. Üç, وَالَّذِينُمْ لِزَّكَاتِ فَاِلُونَ zekat vermek için çalışırlar. Hacca gitmek için para biriktiren var mı yok mu? Var değil mi? Hele en çok hoşuma giden emekli oluyor karı koca. Bugün bir hac en az 10 bin lira. Emekli oluyor, alıyor adam 25 lira para. Bir 25-30 yıl onun ayarını kurmuş. Para bozulmadan diyor, gitti bu bariye de gidelim diyor. Şu haccına bakın. Bu adam hayatında o kadar para hiçbir arada görmemiştir o çalıştığı dönemde. Şimdi, peki bir mümin ben zekat vermek için biraz daha çalışayım, üst deftere geçeyim demek mi dememeli? İslam'ın 5 şartından namazla başladık, oruçla sağlıklı devam ettik, zekatı tamamladık, haccı tamamladık, cihada doğru yolu. Ama nasıl oldu hocam? Şöyle versek zekat gerekir mi? Yani zekattan kurtulma fetvaları daha çok sorulmuştu. Halbuki ne yapmak lazım? Zekat vermek için çalışmamız. Şimdi devam ediyor ayet. Ve amruha ekseru mimma amruha ve orayı kendilerinin imar ettiğinden daha çok imar etmişler eski kavimde. Şimdi iman konusu ayetleri aldım ama vakitler olduğu için de hepsini bir de böyle yazın rehaveti var fazla şeye boğmayayım dedim. İman kelimesi gelişmek, nemalanmak, büyümek, ömür sürmek, maddi ve manevi anlamlara gelir. Kur'an-ı Kerim'de insan hayatıyla ilgili imar var. Ve men nu'ammirhu nunekkisu fil halq. O insan hayatını imar ediyor Allah. Tıpkı bir inşaatın imarı gibi düşünün. İmar ediyor bir sebze gibi ama imar tersine döndürülüyor. Yaşlanıyor insan. İhtiyarlar yerlerden nasıl kalkıyorlar? Ellerini de yere koyarak kalkıyorlar. Bazen yarım daire çıkıyor. Tıpkı çocuklar gibi. Niye? Artık zafiyet başlıyor. İmar bir insanla ilgili imar kısmı var. İkinci bir imar noktasında medeniyetin imarı noktası var. Kur'an-ı Kerim'de bunu da anlatılır. Bu da aslında ayetler var da konumuz imar olmadığı için üzerinde durmayacağım.
biraz değinmek istiyorum. Medeniyetin imarı sorumluluğu var. Aslında yeryüzünü imar eden Allah'tır. Gerçek mimarı da Allah'tır. Çünkü ayet-i kerimeler var. İnsanlık için yeryüzü imar edilmiştir, hazırlanmıştır. O zaman biz şimdi imar ediyoruz, mimarlık yapıyoruz diyoruz ya. Bizi mimar da mimar olmaz. Allah'ın bize lütfettiklerini düzenlemekten öteye geçelim. Bir de işin bu noktayı nazarı var. O halde bir de umre de, umre kelimesi de aynı kökten gelerek hac kastetmek, umre de imar etmek, insanı imar eden bir yönü var. O mübarek beldelere gitmenin. Müslüman böyle bakın diyor ki ayet. Bakın sizden evvelkiler, sizden daha güçlü binalar imar etmişlerdi. Güçlü medeniyetler imar etmişlerdi. Güçlü toplumlar imar etmişlerdi. Onlara bir bakın. Peki ne oldu? Vecaetu rusulun bil beyinat. Açık delillerle peygamberler onlara geldi ama parantez içi onlar kabul etmediler. Yukarıdan ayete baktığımız zaman sonra ayet diyor ki فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ Allah onlara zulmetmedi. Tefsirde şöyle bir bilgi var. Allah isteseydi insanlara günah işlemeseler bile onları helak etme, yok etme hakkı var mıdır yok. Böyle bir soru. Yani günah işlemedik, bir şey yapmadık ama Allah bizi yok edebilir mi edemez. Diyorlar ki, Allah hani bir insan kendi malı ve kendi mülkünde nasıl tasarruf ederse, Allah da kulu üzerinde öyle tasarruf eder. Ama adalet ve merhametinden kulların günahları sebebiyle helak eder. Yoksa günahsız da helak etmeye kadirken onu yapmamıştır. Elhamdülillah. Yoksa ne oldu? Yok ettim sizi derdi. Biter gider. Bir daha dirilmiyorum derdi. Vazmetmedi. Mülk onun ayrıldı. Diyor ki وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُ Allah onlara haksızlık etmedi. O zaman burada şu var. Haksızlık eden kim? İnsanın kendisi. Hani aynı şeyi bir daha tekrar etmiş olacağız ama hani Fatiha kadar tekrar etmedik. Bazılarda bazı tekrara düşüyoruz. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili çok ayet-i kerime var ama en cahil dikkat olan benim hoşuma giden birisi şu. Kehf Sure-i Cinni'sinde şöyle anlatılıyor. Ayet 33. Kilte tenneteyne adet ukulha velem tatlım min huşey'a. Allah-u Teala ona her iki bağda da meyvasını verdi. Bir adamın bahçesinden bahsediyor. Ve o adamın bahçesi velem tatlım min huşey'a ürünlerinden ona zulmetmedi bahçeler. Bakın bahçe zulmetmedi, dükkan zulmetmedi, ev, iş zulmetmedi, öyle düşünelim. O misal bugüne getirelim. Bahçe zulmetmedi. Ne oldu şimdi bahçe zulmetmedi? Yani ürünü verdi. Ama ayetin devamına bakın. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِ Adam bağına, bahçesine, tarlasına, bu dükkanına, dükkanına, işine nereye girdiğinde kendine zulmetmedi. Öyleyse kainat bize zulmetmiyor. Zulmeden insanın kendisidir. Zulmeden biziz. Bütün bunlara baktığımız zaman burada şu çıkıyor. Halbuki biz kainatı zulmedici, haksızlık edici olarak gibi görüyoruz. Hayır, Allah diyor ki Allah onlara zulmetmedi. E kim zulmetti? Adam kendine zulmetti. Nasıl zulmetti? Adam bahçesine girip de onun helal olmayacağını düşündü. Hakkını vermedi. Kıyameti ciddiye almadı. Maşallah la kuvvete illa billah demedi. Varlığıyla ilgili imanında kuvvet oluşmadı. Şimdi insanlar dört gruptur diyor hadis-i şerifte. Bir grubu Allah ona ilim vermiştir, bir de mal vermiştir. Bu adam ilmi sebebiyle hem güzel amel işler, hem güzel kazanır, hem güzel harcar. Mükafat üstüne mükafat. İkinci grupsa Allah ilim vermiştir, malı yoktur. İlim var, malı yok. Yani olabildiğince ilim, ilim deyince bunun bir de sınırı yok ki şuraya kadar mı buraya kadar mı diye. Olabildiğince bilgisi var ama malı yok. Fakat diyor ki benim de malım, mülküm, gelirim, kazancım olsaydı şöyle bir davranışta bulunurdum diyor. Tıpkı bilincisi gibi. O da niyetiyle mehkurdur, sevaba ulaşacak. Şimdi Allah samimiyetleri bilir. Üçüncüsü ise malı var ama ilmi yok. Haramdan gidiyor, zulümde topluyor, zulümde dağıtıyor. İstediğini yapıyor. Bu günahtadır. Dördüncüsü ise ne malı var,
Ne de ilmi var. Hiçbir şey yok adamda. Peki o ne olacak? O da diyor ki benim de param olsa şu piyango bana vursaydı ben de şöyle yapardım. Faizi bu kadar yapardım. Piyango vurmamış ama piyangonun hesaplarını hepsini yapıyor. Merak etme vuranla beraber müsavidir sevapta. Hani 50-50 diyorlar ya aynen öyle. Anlaştık mı? Bu iş hadis böyle anlatıyor. O zaman burada şunu görüyoruz. Kim kime özeniyorsa o ondan bir hisse sahibi. Kime özeniyorsa. Ne diyor ayet-i kerime? قَالَ الَّذِينَ قُوتُ الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ سَوَابُ اللّٰهِ Yazıklar olsun diyor Harun'a imrenen, dünyayı sevenlere. Allah'ın sevabı daha hayırlıdır. Öbürleri Harun'a imrenmişler. Peki şimdi Cenab-ı Hak diyor ki وَلَاكِنْ كَانُوا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ Lakin onlar kendi nefislerine zulmettiler. Aslında insanlar kendi nefislerine zulmediyor. Yani işlediğimiz hatalar, kusurlar, günahlar, nefsimize, egomuzu, arzularımıza uymak. Hep kendimize uyuyor. Başkasına değil. Kısaca başkasına yapıyor. İlk buralarda yaptık sanıyoruz ama ölünce, hesaplar devrolunca kendimize yazık ettiğimizi anlayacağız. Kendimiz ettik, kendimiz bulduk diyeceğiz ama bir faydası olmayacak. Tüm mekâne âkıbeten lezîne esâsû en kezzebû bi âyâtin râhî mekânû bihâ yestehzûn. Sonra Allah'ın ayetlerini yalanladılar. Ve alaya aldıklarından dolayı kötülük işleyenlerin sonucu daha kötü oldu. Şimdi bakın burada esâsûa kötülüğe kötülük diyor ama esûa mübalağası oluyor daha kötü. Ne de daha kötü cehennem. Peki beni tarafta olur. El cezâul ihsâni illel ihsân. İyilik yapanların bu da iyilik olur. Etki bulma dünyası. O zaman bir de veledeyna mezid diyor ayet. Bizden de ziyadesi var. Daha başka şeyler de var. Fela ta'lemu nefsun ma ukbeylehum min kurrati ayun. Ne hazırladığımı kimseye söylemedi. Hiç kimse bilmez diyor ayet-i kerime. Şimdi burada böyle bakınca burada şu var. Demek ki seyyiye denilen ve men yazdim nefsehu gibi ayetler var. Veyahut da ve men yesim ismen gibi ayetler var. Tüm bunlara baktığımızda günah, zulüm, kötülük hangi biri yapılırsa onun karşılığı bulunacaktır. Onun için Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimede buyurulur ki kötülükle iyilik eşit değildir. E peki ne yapmak lazım? Sen kötülüğü iyilikle san. Şimdi mesela bu ayeti biz çok kolay okuyoruz. Ayet Arapçası nasıl hocam? İtfa billeti hiye ahsen. Büyüstü nasıl? Vela testevil hasenetü vele seyyye. Sorunca aklıma geldi. Yoksa bilse sormadım. Sorduklarım okurum. Vela testevil hasenetü vele seyyye. İyilik de kötülük bir değildir. Tamam. İtfa billeti hiye ahsen. Sana kötülük yapanı iyilikle def etsen. Şimdi yapabilir miyiz yapamaz mıyız? Yapılmayacak olsaydı Allah bunu emretmedi. Bir kere bu bir. İki. E peki ne olacak ki iyilik de edebilirsen? فَاِذَلَّذ۪ي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَامَةٌ كَاَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ Bir de bakarsın ki aranda o düşmanlık olan insan sana candan dost olmuştur. E şimdi Nevzat Tarhan'a gidip 300 bin lira, 500 bin lira verip profesöre sıraya girip hocam ne yapayım dedi. E hanımına, çocuğuna iyi davran. Eğer sen iyi davranırsan onlar da düzelir de hay Allah razı olsun senden. Teşekkür ederiz. Parayı da verdin. Geldin. Helal hoş olsun. Sonra ya bu adam bana anlattı neler. Tamam. Ya ayet söylüyordu zaten bedava. Bedava var mıydı yok muydu? Vardı. E diyor ki ayet böyle yapınız siz. Ya ondan ben düşman dost olmam deme. Asallahu en yekale beynekum ve beynellezine adetum minhum memette. Vallahu da değil. Vallahu da korkayım. Umulur ki Allah aranızda düşmanlık olan insanlarla aranıza sevgi meydana getirir. Getiremez mi? Bellefe meydan kulubi. Dünyayı verseydiniz diyor Allah, siz sevgiyi getiremezdiniz, Allah getirdi. Ama hocam, anlaşamıyorlar. Sen de bu canında mısın? Burada boyuna boğaz edip duruyorsun, bir muska muska biliyor musun diyor. Vallahi iman ve nefse söz geçirecek Salih Ahmet'in dışındaki nuska ile sevgi oluşmaz. Böyle veresiye işlere de kulak vermem. Ne yapmak lazım? Sevginin oluşması için doğru davranış yapmak lazım. Beni sev demekle de sevilmez. Doğru davranış yapılırsa komşunun köpeği bile bizi sever çok özür dilerim. Ben gördüm sezginlerde imamken Yusuf amca vardı camiye geldi etrafında küçük bir köpek oynuyor sabah namazından sonra.
Pek köpekle aram yok ama kıskandım. İmama hiç selam vermiyor köpek. Cemaat tanıyor. Senin dedim Yusuf amca, Allah rahmet eylesin. Değil dedim. E dedim, o sana oyun yapıyor. Sabahları artan yemeklerden ona veriyorum da bekliyor dedi. O bile anlıyor iyilik yapanın imam mı, cemaat mı olduğunu. İmama değil, ikrama bakıyor. Şöyle sevin, kim seviniyor mu o seviniyor. Ben de getirirsem ona bir tavuk bacağı, bir gün beni de sev. Tehadev tehabbu, hediyeleşiniz ki birbirinizi sevesiniz. Şimdi bakın, kötülük yapan daha kötüyü bulacaktır. Öyle oluyor mu, olmuyor mu? Allah aşkına, şu vurgunlara bakar mısınız? O onu vuruyor, o onu vuruyor, o onu vuruyor. O kadar basit ve sıradan tahammülsüz işler var ki, niye? Halbuki okusa ayeti, cennet istiyor musun? İstiyorum. وَالْكَاظُم۪ينَ الْغَيْضَ وَالْعَاف۪ينَ عَنِ النَّارِ Öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِن۪ينَ Bu güzel ahlakta iyilik yapanları da Allah sever. اُلَٰهِ جَزَارُ مَغْفَرُمْ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّةِ Bir ayet devam ediyor aşağıda, bir ayet sonra. Onlara cennet vardır. وَنِيَمَ اَجْرُ الْعَامِل۪ينَ Bu af, bu efendim öfkeyi yutmak ne güzel ameldir diyor Allah. Ne güzel amel diyor. Şimdi affedemiyorsun. Hemen önce kavga etmemek lazım. Şimdi burada oruç tutmak kolay işte. Namaz kılmak da zor ama kolay. Umre, o zaten insanın hoşuna gidiyor. Gezmek var. Zekat, o da belki kolay. Ama nefsi tutmak var ya, o kadar zor ki. Onun için efendim oruçlara, ben oruçluyum deyip, ben oruçluyum, oruç tutmak kolay da oruçluyum deyip kavga etmemek, o er kişi hakkıdır. Şimdi diyor ki ayet-i kerime, Allah'u yaptığı kalbe tümme yuhidun, tümme ileyhi turcavun. Buraya değişik bir şey rastladım kitapta bu ders vesilesiyle. Allah'u yaptığı kalbe. Allah başlangıcında yaratmayı yapandır. Yani bu kainatı, insanı yaratan Allah'tır. İlk yaratan Allah'tır. Sümme yuhiduhu, sonra onu tekrar eder. Bu şöyle de anlaşılabilir. İster dünyada tekrar eder. İşte insanlar devamlı vücudu yenileniyor, yahut da evlatlarımız oluyor vesaire. Böyle yenilenme var. Veya ahirettir esas anlamıyla. Allah yeniden bizi yapar. Daha mı zor, daha mı kolay? Ayet diyor ki ilk yapana daha kolaydır. Başka bir ayet diyor ki yeri ve göğü yaratmak mı daha büyük, bu mu daha büyük? Peki, ikinci bir daha dünyaya getirilir. Zaten o getirilmek inanırsa o zaman burada ne yapacağımızı sorar insanlar. Orası ihmal et, ahiret inancı toplumda sıfırlanınca amelin değeri kalkıyor. Çünkü yapıp yapmamanın bir yaptırımı yok, bir ödülü yok, cezası yok. Şurasına dikkat edin, sümme ileyhi turcavu, sonra ona döndürüleceksiniz. Şimdi ben bunu okuyunca dedim ki, birinci de diyor ki, ilk yaratan Allah, sonra ona döneceksiniz, sonra ona döndürüleceksiniz. Acaba şöyle olur, yeniden yaratılıp ona döndürüleceksin. Ama güzel bir cümle rastladım kitabın birinde. Diyor ki, sizi ilk o yarattı, ölümden sonra tekrar yaratacak ve bam bak tertemiz olduktan sonra ilâ rabbihâ nâzirâ, Rabbinizi görmeye döndürüleceksiniz. Böyle güzel bir manayı sizinle paylaşayım. Hellerâ rabbenâ yevmel kıyâmet diyor sahabe. Ya Resulallah, kıyamet gününde Rabbimizi görecek miyiz diye soruyor. Demek ki Allah'a dönmek, onun ucu açık, o dönmek gözlerin, gönüllerin ahirette Rabbimizi görür. İmam Rabbani diyor ki, Allah cennette gözükmeyecektir. Cennetten mümin Allah'ı görecektir. Yoksa Allah'a cennette mekan kısmet etmek doğru değil. Hani sanki Allah cennette bir baş köşesi var da, biz ama mümin cennetten keyfiyeti dünyevi olmayan bir tarzda Allah kendisine ona müdahalelerini gösterecek bir şey. Şimdi böyle olunca o zaman burada şu oluyor, bizim tekrar bir daha dirilmemiz var. Esas iş o zaman. Esas iş o zaman ama o dirilmenin değeri burada belli oluyor. Ve buyuruyor ki ayet-i kerimede وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ O gün mücrimler, efendim kıyametin kopacağı gün mücrimler hayal kırıklığı içerisinde ümitsiz olacaklar. Zaten iblis gelmesi de bunun için. O da ümitsizdir de ondan. Demek ki ayet-i kerime mücrimlerin müblis olacağı, yani ümitsiz olacağını beğeniyor. Mücrim kim? وَمْتَعْدُ الْيَوْمَ اَيْوَهَا مُجْرِمُونَ var ya, ey mücrimler ayrılın. Yani cürüm, günah işlemek demektir. O gün ümitlerini kaybedecek.
Ümitli olmak için mücrim vasıflardan uzak olmak, çürüm, kereme olan fiillerden uzak olmak lazım. Velem yekillehum bi şürekâin şübeha. Velem yekillehum onlar için olmayacak. Şürekâin onların ortaklarından ne olmayacak? Şübeha yardımcılar, şefaatçılar. Şimdi diyor ki ayetim, onların Allah'a ortak koştuklarından onlar için şefaatçılar olmayacak. Yani dünyada ister devlet başkanı, İster anne baba, ister patron, ister koca, ister nefis, ister para, ister kadın, ister eşya. Allah'ın dini gibi sevdik ya da dinden üstün tercih yaptık mı? Ona güvendik, onun hatırına, onun sevgisine bu kadar günaha girdik mi girdik? Ahirete gidiyoruz, onlarla karşı karşıya gelince onların bize hiçbir faydası olmayacak diyor. Ve tekadda bi'mur esba, aralarındaki sebepler, ilgiler, sevgiler kopacak diyor. Peki ne olacak? وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِر۪ينَ O ortak koştuklarına küfredecekler diyor tefsirinde. Küfretmek, inkar etmek, reddetmek. Onları istemeyecek. O zaman onlar ortak koştukları şeyleri inkar ederler. Ne oldu? O onu inkar edecek, o onu inkar edecek. Ama bir işe yaramıyor. Burada şu var. Şimdi bir gün düşündüm, bu kendi adıma düşündüm. Diyelim ki namazla başka bir şey çatıştı. Çatıştı demeyeyim, yan yana gel. Bir namaz kılmam lazım. Biraz sonra da kılabilirim. Bir de başka bir iş var. Hangi namazı tercih ediyoruz? Birini tercih edeceğiz. İmkan varken diyelim, çok sıkıntılı zaman edemiyorum. Namaz öne alalım. Hele dursun sonra yaparız deriz. Şimdi ne oldu? Dinin emrini üstün mü tuttuk, altta mı tuttuk, seviyede mi tuttuk? Halbuki la tukaddimu beyne yedeyillahi ve rasulü. Allah ve Resulünün önüne geçmeyin. Ne demek geçmeyin? Yani emrini geçirmeyin. Onun emrini öne geçirin demek. Yoksa Allah'ın önü derken burada mecazidir çünkü Allah bizim önümüzde falan. Böyle maddi bir durum yok. Onun için orada Resul kelimesi de aynıdır. Şimdi peygamberimiz yok o zaman biz onun önünden gitmiyoruz. Hayır biz peygamberimizin önünden gidiyoruz. Ne oldu? Onu arkaya bıraktık. Niye? İşimize gelince peygamber bu dönemde olsaydı diyoruz, bilmem ne diyoruz. Şimdi ayet diyor ki, وَكَانُوا بِشُرَكَا اِمْكَابِينَ Din dışındaki bütün sevgiler, dostlar, düşmanlığa tebdil edecek. Nasıl ayet? اَلْاَخِلَّهُ يَوْمَيْدٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ اِلَّا عَدُوْهُمْ مُتَّقِينَ Neyse karıştı. اَلْاَخِلَّهُ يَوْمَيْدٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوْهُمْ اِلَّا مُتَّقِينَ Diyor ki Cenab-ı Hak, dostlar kıyamet gününde bazısı bazısına düşmandır ancak müttaki olanlar müstesnadır. Zuhruf suresi. Demek ki buradaki günahkarlıklarla giden can ciğerlikler düşmanlığa dönecek. Şimdi buyuruyor ki ve yevme tekûnü sâfi yevme zinyete parlakun kıyametin kopacağı o gün müminlerle kafirler ayrılacaktır artık. O gün ayrılma vaktidir. İşte münafıklar da ayrılacak. Sık sık vaaz edince aynı şeyi söylemiş. Nakta bismin nurikum. Nurunuzdan istifade edelim diyecek müminlere. Onlar diyecek hadi gerilim, kıyılan diyor, merak edin. Hadi, hadi burada ayrılık vakti. Dünyada bir arada yaşıyoruz ama ahirette diyor ki Cenab-ı Hak müminlerle inkar edenleri ayıracak. Sonuç. فَاَمَّا الَّذ۪ينَ اَمْنُوا وَعَمْنُوا الصَّالِحَةِ فَهُمْ ف۪ي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ Buyuruyor ki iman edip salih amel işleyenler. Bu iman edip salih amel işleyenler dinin bütünlüğü. Gücü yettiğince yapan demek. Gücü yettiğince yapan derken yani yapmak istememek değil. Yapabildiği kadar şeydir. Ortaya koyuyorlar ya. Fî ravdatin muhberun. Cennet bahçelerinde sevinç içindedirler onlar. Yani sevindirileceklerdir onlar. Tamam mı? Burada bakın diyor ki Cenab-ı Hak iman eden ve amel-i salih işte fî ravdatin yeşillik bağ bahçede onlar ne olacak? Muhberun. Orada sevinç ve neşe içerisinde olacaklar, lezzetler, tatlar içerisinde olacaklar. Kim? İman ve amel-i salih. Şimdi iman her zamana geçermiş. Amel-i salih, her vaktin kendine ait bir ameli vardır. Doğru mu değil mi? Her vaktin ameli var. Diyelim ki şimdiki vaktin ameli esas. Onun biz tekrar edip dinleyeceğiz. Sonra namaz, sonra başka bir şey, vecahinlerden mümkün, sübhata, uyku. Sonra tetecafer, günlük, kurmanin mezari, yataktan kalkmak, uyanmak. Sonra akımissala, namaz kılmak. Neyse, her vaktin ameli, her durumun ameli neyse onu salih yapmak. Bu yapılmaz değil ama çok da kolay basit bir iş değil. Niye? İki insan bir
bir yolda gidiyor. Kur'an-ı Kerim okuyor içinden. Tabi zaman zaman görmüyor, zaman zaman okuduğumuz için bakmıyor, zaman zaman selam olup vermekte ihmalkarlıklar oluyor. Tehditler de oluyor haklı olarak. Oturdum düşündüm, ne yapacağız diye. Karar verdim, doğrusu şu. Bir adamla karşılaştığın zamanki amel, tebessüm veya selam, zafa hangisi ise imkanlar. Doğru mu değil mi? Bir adamla karşılaşınca senin Kur'an okuduğun adam ne bilecek? Hoca Kur'an okuyormuş, içinden okumuyormuş. Duracaksın. Niye? Her anın kendine has bir ameli var, o ameldir. Ezan okunduğundaki amel dinlemekse, hepimizin beraberce, ondan sonrası da namaz kılmaktır. O zaman burada bu ameli böyle anlayalım. Yani ayakkabımı koyarken amel, ben size bir amel söyleyeyim. Fatih Camii'nde imamlık yaptım burada. Bir az subay, Allah sağlık, afiyet versin, yaşıyor, söylediyse rahmet olsun. Abdest aldı, takımyalarını ayağında gitti, çorabını giydi, ayakkabısını giydi, takımyaları eline aldı. Ne yapacak acaba? Takım yolda durur. Götürdü, efendim çeşmenin çadırmanın altında açtı, onları duruladı, böyle suyunu iyice akıttı, götürdü, takımyalara koydu. Gördünüz mü siz öyle bir cemaatimiz? Gördünüz mü İsmail Hocam imamlığında? Takımyasını yıkayıp da yerine koyan cemaat. Camiye girişte Salih Amel, ayakkabıda Salih Amel, çay içerdi. Cami bahçesinde çay içiyor, adam sigarayı içiyor. Ya cami bahçesinde burası sitatimin etrafı değil ki, çay caddesi değil ki, cami komşuluğu. Konuşmaya dikkat, kıyafete dikkat, öyle değil mi? O zaman trafikte Salih Amel, yemekte Salih Amel, hangi işi yapıyorsak orada Salih Amel lazım. Anlamışsınızdır da ben uzattım. Sonuç, ve emellezine keferu ve kezde ve biayetine ve likayil afirdi fe ulaike fil azabı mutlakun. İnkar edip ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı yalanlayanlara gelince. Yani burada iki şey var. Bir, inkar etmek ve yalanlamak. İki, bu çok önemli. Ve likayil afire, ahirete kavuşmak. Başka bir ayetlerde Allah'a kavuşmak geçer. Nikahullah geçer. Ahirete kavuşmak. Şimdi bir soru. Güzel bir ev yapan adam onun içine taşınmayı özlüyor mu, özlemiyor mu? Özlüyor değil mi? Bizim mahallede ben çocukken birisi çok güzel bir apartman yaptı o devirde. İçine girmeden öldü. Büyükler diyor ki gözü açık gitti. Ben de zannettim eve girmeden gitti. Sonra öğrendim ki adam herkesin gözü açık gider çünkü ruhu takip edermiş göz. Peki biz bir yazlık kışlık yapsak özler miyiz özlemez mi özler? Biz cenneti özlüyoruz mu? Hatta bilmediğimiz için özleyemiz. Halbuki orayı özlemek lazım. Diyor ki ayet fevlâke bin adamun ahireti özlemeyenler içine atılacaklardı. Muhtarun insan hazır bulmak. Hani var ya polis alıyor zorla götürüyor ya. Öyle götürülüp azabın içinde hazır bulundurulacaklardı. Tabi buradaki cemaat bunlara inanıyor. Biz imanımızı kuvvetlendirip böyle tehlikelere düşmemek, yeni yurdu zamanı gelince de insanlara bu ayetleri paylaşmayı Rabbim cümlemize lütfeylesin. Tekrar etmem gerekiyor mu? Özür diliyorum. Camilerle ilgili düzenleme şöyle. Camileri, bunu kapatalım o kamerayı.